Merhaba gençler. Üniversiteler bu online olacak konusuna bir değinmek istedim. Çünkü bu sosyal medya mecrasında özellikle Twitter'da şu adam işte 2 gün sonra online olacak demiş. Şu adam 3 gün sonra online olacak demiş. Bunlara bir değinmek istiyorum. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumda kısım yorumunuz varsa belirtin. İyi seyirler. Şimdi gençler biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kanalları bile dün yani işte dünkü şeyi pazartesi günkü kabine toplantısını online eğitim çıkacağını söylediler. Çıkmadı. Ben size söyleyeyim gençler. Online eğitim şu an çıkmayacak. Online eğitim devrini kapatacaksınız. Şimdi nasıl bir şey? Şimdi size ben olayı anlatayım. Nasıl olayı anlatacağımı düşünüyorum. Şimdi öncelikle bir Twitter'ı düşünelim. Şimdi gençler Twitter'a bir girdim. Yani birkaç sayfayı takip ediyorum. Gençler işte o adam çıkmış online olacak diyor. O adam Ocak'ta diyor. O adam Aralık'ta diyor. Gençler online eğitim tarihini kimse veremez. Ya da isteğe bağlı eğitimin tarihini kimse veremez. Bir insan tarih veriyorsa bilin ki yalan atıyor. Siz benim ne zaman size net bir tarih verdiğimi gördünüz? Gençler şu günden sonra online olacak dediğim bir tarih gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yok öyle bir tarih. Kimse öyle bir tarih veremez. 2 gün sonra ne olacağını kimse bilemez. Bakın ben diyorum ki size gençler şu online eğitim şu anlık yok. İleride ne olur kimse bilemez. İsteğe bağlı eğitim şu anlık yok. İleride ne olur kimse bilemez. Bir sonraki kabine toplantısı büyük ihtimalle 2 hafta sonra olacak. Bugün baktığımızda bugün ayın 12'si 2 hafta sonra yani 14 gün sonra ayın 23-24'üne denk geliyor. Yani Eylül pardon. Ekim ayının sonuna denk geliyor. Ben Ekim ayından bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Ekim ayı belli ki böyle geçecek. Kasım ayı artık bekleyeceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Dediğim gibi ben Ekim ayında artık bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa son kabine toplantısından çıkar. Çıkmazsa da zaten Ekim ayından bir şey çıkacağı belli değil. Dediğim gibi ben Ekim ayından bir şey çıkacağını kesinlikle düşünmüyorum. Hani son kabine toplantısı Ekim'in sonunda. Ekim'in sonunda üniversitelerle ilgili ya da ilkokul, ortaokul, liselerle ilgili bir şey çıkar mı? Bakacağız. Olay takipçisiyim ama kimse bu tarz şeylere inanmayın. Gençler bakın. Birkaç gazeteci yorum kısmına sorun. Hocam şu gazeteci şöyle diyor. O gazeteci kaç defadır yanılıyor? O YouTube'daki insanlar kaç defadır yanılıyor? Ben YouTube'a girdim. Bir kanala baktım. İsim vermeyeyim. Büyük başlıkla. Üniversite online için son 2 hafta. Bakıyorum 15 bin kişi izlemiş. Direkt başlık almış. Üniversiteler online eğitim olduğu her şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bakıyorum 15 bin kişi izlemiş. Yorumlar kısmında bir kişi de şu yazamamış. Ya sen niye yalan atıyorsun? Sen niye yalancısın? Lafını yazmamışlar diyecektim. Özür diliyorum. Yazmışlar. Yazmışlar. Arkadaşlar beni uyarıyor. Diyor ki arkadaşım az önce uyardı. Sen bile yorum yazınca o yorumu direkt kaldırıyorlarmış. Maşallah diyelim. Ne diyelim? Arkadaşlar bu tarz insanlara inanmayın. Bu tarz insanları sizden izlenme kazanmak için yapıyorlar. Şimdi örnek vereyim. Bu gazeteci isim vermeyeceğim. Kaç tane gazeteci yanıldı? Daha o gazeteciye ne kadar inanacaksınız? Ondan sonra bu YouTube'daki bu insanlardan ne kadar yalan siz ona ne kadar inanacaksınız? Bakın ben size açık ve net bir şekilde samimi bir şekilde söyleyeyim gençler. Eğitiminize bakın. Bakın vizeleriniz geldi. Ekim ayının sonu Kasım ayının başlangıcı vizeler oluyor. Yani şu anda vizelerinize çok az kalmış olması lazım. O yüzden size tavsiyem vizelerinize bakın. Vizede hocam ben online eğitim bekledim diye laflara kimse takmaz da emin olun. Hocam şöyle olacaktı böyle olacaktı ben virüs oldum. Bunun lafına kimse takmaz. Vizede hani kimse kimsenin gözüne yaşa bakmaz. Kimse kimsenin babasının oğlu değildir. Hani vize zamanı geldiğinde anlayacaksınız özellikle birinci sınıflar. Yani vize zamanı kimse kimseyi takmıyor. O yüzden kendi eğitiminize bakın. Vizelerinizi bir atlatın. Ondan sonra tekrar bu konuyu konuşursunuz. Siz şimdilik vizelerinize bakın. Derslerinize bakın gençler. Hani vizeleri vermeye bakın. Yani alttan alacağınız her ders seneye size yük olacaklar. Yani kalacağınız her ders seneye size yük olacak. Yani adamlar mesela örnek bir bekleme vereyim. Mesela ben 3 dersten kalmıştım ilk 1. sınıfta. Benim 2. sınıfta herkesin 6 dersi varken benim 9 dersim vardı. Yani öyle düşünün. O yüzden size tavsiyem alttan ders almayın. Çünkü alttan ders almak 2. sınıfta ya da 3. sınıfta cidden özellikle 2 yılda okuyorsanız cidden çok ağır yük oluyor arkadaşlar. Çünkü son senelerde daha çok zorluyorlar. O yüzden son senenize geldiğinizde 2. sınıfta falan 2 yılda okuyanlar 2 yıllıkta sizi çok zorluyorlar. 4 yıllıkta biraz daha şanslı çünkü onu 2. ya da 3. sınıfta bunları verebiliyorlar ama 2 yıllıklar son seneleri olduğu için hem okul zorluyor hem staj var hem de bir de alttan ders almışsın. Bu yüzden size tavsiyem alttan ders almama çalışın. En fazla 1 ya da 2 ders olsun. Hani ikinin üzerine çıkarmayın. Zaten eğer burs alırsanız 3 dersin üstü olursa
maalesef bursunuz krediye döner. O yüzden kesinlikle 3 dersten fazla kalmamanız lazım. Burs alacaklar için konuşuyorum. Konum nereden nereye geldi? Neyse. Gençler bir kez daha tekrar edeyim. Bakın şu an Ekim ayı içerisinde ve bu haftalarda bir kapanma yok. Bana kalırsa fikir hocamın kendi şahsi fikridir. Üniversitelerde bana çok mesaj geliyor. Hocam virüsler arttı, şu okulda virüs çıktı, şu yurtta virüs çıktı, şu derste virüs çıktı. Birkaç bölümü kapatılmış, işte bu kaç bölüm, şimdilik söylemeyeceğim çünkü resmi bir açıklama yok elimde. Yani resmi açıklama olmadan sonra ben gelip de size burada bilgi versem yanlış olur. O yüzden sadece bir duyum arkadaşlar, resmi açıklamada geldiğinde zaten biz hepsini teker teker paylaşacağız. Dediğim gibi benim kendi şahsi fikrim nasıl bir senaryo izlenmeli? Bakın ben geçenki videolarda söyledim. Şu anda tedbirlerin net gelmesi gereken, bakın tedbirlerin net gelmesi gereken ilkokul, ortaokul, liselerde. Çünkü bunlarda durum daha vahim. Ve bunlarda artık insanlar ölmeye başladı. Geçen gün 20 yaşında biri ölmüştü. Tabii üniversite öğrencisiydi ama sonuçta ölmüştü. Yani o yüzden ilkokul, ortaokul, liselerde en çok vaka artan şu anda arkadaşlar ilkokul, ortaokul, lisede. Üniversite daha yeni yeni başladı. Onlara daha az etki ediyor şu an. Onlarki ilerleyen günlerde Kasım'da net belli olacak. O yüzden ilkokul, ortaokul, liselerde şu an net bir artış varken hani kapanma olmasa dahi ben en azından hibrit sistemin ya da hafta sonu eğitimin ya da sabahçı öğlenci ya da ders saatinde kısıtlama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bence en ideali hibrit eğitim. Çünkü üniversitelerde bu hibrit eğitim varsa ilkokul, ortaokul, liselerde neden yok? O yüzden onlarda da olması şart bence. İşte 2 gün yüz yüze, 3 gün online ya da 3 gün yüz yüze, 2 gün online gibi sistemler gelebilir ilkokul, ortaokul, liselere. Ve bu sistem kabinede çıkmayabilir arkadaşlar. Bakın bize şey kabineye bağlamışız ama bu sistem direkt şeyden de çıkabilir. Bilim kurulu sözlerinden sonra da çıkabilir. Çünkü daha önce bilim kurulu böyle bu tarz açıklamalar vardı yani ben hatırlıyorum. Yani kendi de karar alıyor Milli Eğitim Bakanlığı yana. Konuşuyorlar böyle bir karar çıkabilir. Üniversitelerle ilgili artık bu bir sonraki kabine bekleyeceğiz. Çünkü o kabinede önce ben artık YÖK Başkanı'nın veri paylaşmasını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu hafta olmasa bile haftaya ya da ondan sonraki hafta YÖK Başkanı'nın artık ben veri paylaşmasını düşünüyorum. O da şey gibi Milli Eğitim Bakanlığı gibi işte kaç vakası çıktı, kaç sınıf karantinada, kaç tane yurt karantinada hepsini hakkında bilgi almamız lazım. Artık YÖK Başkanı'na bir açıklama bekleyeceğiz. YÖK Başkanı açıklamasından sonra vaka tablosu ve ölüm oranına tekrar bakılacaktır. Ona göre kabine toplantısında üniversitelerle ilgili yine kararlar çıkacaktır. Sizce ileride bir kapanma olur mu ya da bir isteğe bağlı olur mu? Yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum ama bana göre Ekim ayında bir kapanma olmayacağını, Ekim ayından bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bakalım Kasım ayını ben bekleyeceğim. Ben tabii her dakika, her saniye sizin için olay takipçisiyim. Siz dediğim gibi kendi vizelerinize bakın gençler. Biz video atarız, bakarsın bitti gitti. Hani hiç olayı uzatmana gerek yok. Benim şu an yanıldığım bir durum oldu mu? Hayır. Yani ben size yalan bilgi hiçbir zaman vermedim. Hiçbir zaman da vermem. Bana yorumlar kısmında hocam siz yüz yüze eğitimi savunuyorsunuz diyor. Arkadaşlar bakın ben yüz yüze eğitimi savunsam da online eğitimi savunsam da kimse beni takmaz. Ben yüz yüze eğitim gidip için gidip kimseyle konuşmam. Ya da online eğitim gidip için kimseyle konuşmam. Yüz yüze eğitim için Instagram'da bir tweet atmam. Daha önce attım evet ama artık atmam. Çünkü tarafsız olmaya karar verdim. Online eğitim için de gidip kimseye bir tweet atmam. Bu yüzden tarafsızlığımı koruyorum arkadaşlar. Şu anda durum yüz yüze olduğu için yüz yüze diyorum. Yani şu anda durum online eğitime doğru gitseydi gençler olay vahim. Durum online'a doğru gidiyor diye söylerdim ama şu anda olay yüz yüze. Dünkü Milli Eğitim Bakanı diyorum. Cumhurbaşkanı'nın laflarının başında zaten yüz yüze olduğunu söylüyor. Bazen çıkmış ki Cumhurbaşkanı bir şey demedi diyor. Ya bir başını dinleyin ya. Videoyu ne kadar dinlemediniz belli. Videonun başına da zaten yüzde eğitime devam ettiklerini söylüyor. Yani orada yüzde eğitimle ilgili bir kelime bir de oradan yüzde eğitimi çıkartamıyorsansa yani ne diyeyim? Yani oradan yüzde eğitimi çıkartamayan insanlar vardı. O yüzden diyorum ki size şu anda bir şey yok. Gelirse ilkokul, ortaokul, lisede kısıtlama gelir. Üniversiteyle ilgili Ekim ayının sonu Kasım ayının başını bekleyeceğiz. Ve YÖK Başkanı bu korona verilerini üniversiteler için paylaşması lazım. Artık YÖK Başkanı'ndaki açıklamayı bekleyeceğiz. Sizce nasıl bir sistem olacak? İlerleyen süreçte ne olacak? Hepinizi yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Hakkınız hayırlısı olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar artık olaydan takipçisiyiz. Zaten şunu söyleyeyim artık net bir şekilde. Ekim ya da Kasım'ın ortasına kadar bir kapanma olmazsa bir daha kapanma olmaz. Bakın tekrarlıyorum. Ekim ayı içerisinde bir, Kasım ayının ortasına kadar iki. Bu iki tarihte eğer bir kapanma olmazsa ben bir daha kapanma olacağını düşünmüyorum. Full yüz yüze gideceğini düşünüyorum. Yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.